Zuhal Hanım hoş geldiniz. Dışarıda çok güzel bir atmosfer var. Ne düşünüyorsunuz bu organizasyonla ilgili? Çok güzel, çok heyecan verici. Bugün şansıma sonbaharın ilk kendini hissettirdiği gün. Ne yapalım? Şansa böyle bir gün, yağmurlu bir gün oldu. Ama güzel, çok hoş bir ortam. Uzun ve çok güzel işler imza attınız. Teşekkür ederim. Ne mutlu Son bana olarak böyle söylediğiniz da için teşekkür ederim. Aşk Tesadüfleri Sever filminde oynadınız. Nasıldı? Çok güzeldi. Çok sıcak, çok güzel bir film çıkacak umuyorum. Hissediyorum. Ocak'ta girecek vizyona biliyorsunuz. Güzel bir kadro. Çok tatlı insanlarla çalıştım. Güzel. Güzel bir film bekliyor. Umuyorum seyircimizin. Bir takımda böyle bir şeyler oluştu. Yok yok. Hiç girmeyelim onlar. Biraz magazinsel onlar. Magazinsel şeyler. Ama bu ne yapalım? Onlar da işin tuzu biberi. Artık ben Metin Hanım'la hiçbir sorun yok sonra, yani. Aradan 30-40 yıl geçtiği için bunlara alışkınım. Çok normal. Birazcık bunlar işin tatlı tarafları diyelim. Bu arada tebrik ediyorum size. Zülfü Livaneli ve size Altın Koza'da ödül verilecek. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Yaşam boyu onur ödülü. Ya çok güzel çok bir mutluyum tabii. Çok adı üstünde onur ödülü. Onur verici bir ödül. Bunu hak etmiş olmayı umuyorum hak etmişimdir. güzel. Çok şöyle güzel söyleyeceğim, kişisel hayranlığım dışında dedim ki acaba Zuhal Olcay'ı sadece ben mi çok seviyorum? Şöyle sosyal medyadan bir taradım. Hakkınızda bir tane bile negatif yorum okumadım. Ekşiden tut, ya okudum hani bir şey bulabilir miyim diye. Ama bunu nasıl başardınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzelsiniz ve hani her insan gibi kendi negatifimi kendim, biliyorsunuz insanlar en çok kendi kendilerine kötülük ederler ya. Kendi hakkınızda negatif düşündüğünüz kadar aslında kimse sizin hakkınızda negatif düşünmüyordur. Ben de kendimi çok eleştiren, çok ameliyat eden biriyim yani şey anlamda. Öyle olması lazım zaten. Bence kendinden aşırı memnun insanlardan hiçbir zaman çok hoşlanmamışımdır. Çok sevmiyorum onları. Dolayısıyla ben kendimi yeterince eleştiriyorum. İnsanların beni sevmediğini çok sevinerek izliyorum. Kadına şiddet olayları biliyorsunuz. Hatta bununla ilgili güzel projeleri de imza atılıyor. Bazı markalar işte süreç içinde hani devamlı kadına şiddet varsa işte biz desteklemeyeceğiz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu giderek yükselen kadına şiddet grafiği içinde bu tarz hareketlerin ya da karşı koyuşların ya da karşı tavır belirleyişlerin bir moda şeklinde, moda akımı şeklinde gelip geçmesini dilemiyorum. Ama çoğunlukla o şekilde oluyor. Bunun farkında olmak ve bunun için gerçekten işe yarar bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir şekilde sonlandırılması gerekiyor bu durumun. Ama bu tabii öyle çok kolay bir şey değil. Bunun öncelikle eğitime çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitilmeyen toplumlarda maalesef bunlar daha fazla oluyor. Umarım bir moda akımı değildir ve herkes gerekeni, üstüne düşeni fazlasıyla yapacaktır, yapmalıdır. Zuhal Olcay hiç şiddete uğradı mı? Hayır, hayır, hayır. Ama duygusal şiddet çok. Duygusal şiddete hepimiz her an uğruyoruz. Evet. Bu organizasyon hakkında kısaca bir yorumunuzu alalım. Bitirelim. Çok güzel. Bence çok yaratıcı. Çok hoşuma gitti. İlk defa bir dostlar arasında şarkı söylenir ya tekne gezilerinde falan. Onun dışında ilk kez böyle orkestramlı denizde şarkı söyleyeceğim. Çok heyecan verici. Çok güzel. Hafif sallıyor. Benim de vertigom var. Tek korkum vertigomun tekrar canlanmaması. Umarım olmayacaktır. güzel. Heyecan verici. Ve çok çok şık bir ortam. Doğrusu bu kadar şık bir ortam beklemiyordum. Tamam. Sevgilinizi sahnede izlemek nasıl bir duygu? Bu içimdeki bir sesin bana dönüşü gibi bir şey. Çünkü müziği dinler insan ama niçin dinlediğine baktığımızda ben bunu bazı sınıflandırmalar yapabiliyorum. Birincisi sevdiği için dinler. Sevdiklerini dinler. İkincisi gününü anlamak için dinler. Yani çağı anlamak için dinler. Müzik nereye geldi, dünya nerede, neler yapılıyor diye dinler. Üçüncüsü bir arayış için dinler. Yapacağı bir arayıştan dolayı yola çıkıyor dinler. Dördüncüsünü genel bırakıyorum. Herkesin kendi seçkileri vardır ama
Ben birincisine bakarsak eğer sevdiği için dinler. Çünkü ben sevdiğim için dinliyorum. Hem müziğini sevdiğim için bir de kendisini sevdiğim için dinliyorum. O beni bahtiyar kılıyor. İçim hoşlaşıyor. Güzel bir şey. 2016'dan beri berabersiniz. 14 Şubat'ta bir sürpriz olur mu? Oldu mu ya öyle? Siz takip ediyor musunuz takip öyle? Sürpriz derken? 14 Şubat'ta mesela bir sürpriz olur mu? Başka bir boyutu yok, ben 14 Şubat ya da 22 Ekim ya da 1 Mayıs ya da 36 bilmem ne diye bakmam. Yani hayatın içerisindeki sürpriz bizi buldukça sürpriz olacaktır. Yaşamın bize sunduğu sürprizleri değerlendirebilmek çok daha önemli. Bizim yaşamın bize sunduğu sürprizleri çok iyi değerlendirebilirsek, farkında varabilirsek kendi sürprizimizi yaratma şansımız olduğunu düşünüyorum. Bu güzel, bu sen.